Cumhurbaşkanı Erdoğan il başkanları ile buluşmasının ardından AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü programında çıktı kürsüye. Parti teşkilatına seslenirken önemli mesajlar verdi. Geçmişten örnekler verdi. Muhalefeti yenilgilerden ders almamakla eleştirdi. Kürsüye seçim dönemine damgasını vuran Duyanlara Duymayanlara şarkısıyla çıktı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla 22 yıl önce çıktığımız Kutlu Yolda bir kilometre taşını daha bugün geride bırakıyoruz. Partimizin 22. gurur yılında bu vesileyle bir kez daha kuruluşundan itibaren AK Parti kademelerinde görev almış, AK Parti'ye gönül vermiş, AK Parti davasını savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum. AK Parti'nin 22. yaş gününde Erdoğan söze eski defterleri hatırlatarak başladı. 2001 krizinin etkilerinin tüm toplumda hissedildiği, işçinin, esnafın, iş dünyasının geleceğini göremediği bir iklimde partimizin kuruluşunu ilan ettik. AK Parti umutsuzluğun, belirsizliğin ve yasakların adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş umudun adı olmuştur. Siyaset AK Parti ile rotasını buldu dedi Erdoğan. Vesayetçilerin bıraktığı enkazı temizleyerek demokrasimizin standartlarını sizlerle beraber biz yükselttik. Neyle karşılaşırsak karşılaşalım, her zaman Allah'a dayandık. AK Parti döneminde yapılan icraatleri sıralarken ülkemizi ayağına takılan zincirlerden biz kurtardık dedi. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetim sistemimizi değiştirdik. Hayatın her alanında bizden önce yapılan hizmetlerin kat be kat fazlasını iktidarlarımız dönemine sığdırmayı başardık. Cumhurbaşkanının hedefinde seçim yenilgisi yaşayan muhalefet de vardı. Tam 17 kez sandıkta bizimle yarıştılar. Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milli iradeyi aşağılamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Yaşadıkları onca hezimete, onca seçim yenilgisine rağmen bir kez olsun hatalarından ibret almadılar. Kutlama töreni öncesinde ise partililerde heyecan doruktaydı. O kadar çok iş yaptık ki İftarla her yerde bunu söyleyebiliriz. AK Parti'miz henüz 22 yaşında. Aslında daha çalışmaların çok başlangıcında. Ben ilk kurulduğu günden beri AK Parti'de görev yapan bir insanım. Geriye dönüp baktığımda hayatıma bakmış hissediyorum kendimi. Programın yapıldığı salonda hazırlıklar günler öncesinden başladı. 14 Ağustos 2001 yılında AK Parti kurulduğu dönemde partinin yaptığı ilk grup toplantısının fotoğrafı da, 15 Temmuz 2016'daki demokrasi zaferi de, 14 Mayıs 2023'teki tarihi seçimde ve 22 yılda yapılan tüm icraatlerde burada sergileniyor. Hep milletin sesi oldu, milletin hissiyatına tercüman oldu. Bundan sonra da olmaya devam edecek. AK Parti henüz 22 yaşında, doğrular için hep iş başında. İşte bu slogan bu yılki kutlamaların teması oldu. Türkiye'yi Dünya Devletler Ligi'nde Süper Lig oyuncusu haline getiren büyük bir yatırıma imza attı ve büyük bir şahlanışa imza attı. Bugüne kadar yapılan icraatlar yıl yıl Türkiye Bülteni dergisinin 180. sayısında yer aldı ve o dergi burada davetlilere dağıtılıyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de ittifak ortağı Erdoğan'a Malazgirt zaferi adına 1071 adet kırmızı, beyaz gül ve karanfillerden oluşan Türk bayrağı desenli çiçek gönderdi. O çiçek Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün hemen yanına yerleştirildi.